Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baktat sunar. Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz, böyle sensiz yaşanmaz. Böyle ayrılık olmaz, sensiz kalınmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerinde, hani huzur buldun güzel gözlerim nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız. Ben de yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz, böyle sensiz yaşanmaz. Hani ellerin nerede? Hani huzur buldun, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun, güzel gözlerin. Bravo. Gel hemen gitme, dur gel. Önce bayramını kutlarım sevgili Utku. İyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Hem yurt dışındaydın, daha sonra Sinop'a gittin galiba. Evet, evet, Sinop'taydım. Evet, hemen ayrılma yanımdan. Sevgili izleyiciler, Bir Avrupa'daydı günden daha merhaba. Öncelikle Kurban Bayramımızı kutluyorum ve bu bayramın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunuyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu bayram günü, bayram özel Avrupa'da 7 günde, Avrupa'daki özellikle çok sayıda gencimizin hayran olduğu yakışıklı popstar Utku konuğumuz oldu. Tekrar hoş geldin Utku. Hoş bulduk. Evet, sen kameralara alıştın popstar yarışmalarında ve biraz diyorsun ama pek biraz değil. Bakıyorum şimdi burada 4 tane kamera var. Jimmy dahil hepsini izleyebiliyorsun. Bayağı biraz bir alıştık, konsantrasyon. Evet. 6 ay yarıştıktan sonra böyle oldu. 6 ay yarıştıktan sonra o bayağı iyi bir tecrübe oldu herhalde. Biraz oldu evet. Peki Utku, Avrupa'daki hayranlarını en son sanıyorum Sinoplar gecesinde. Evet, 8 Aralık'tı. 8 Aralık'ta onlarla birlikte oldu. İzerlon'da bir gecemiz vardı. İzerlon'da bir gecemiz vardı. Çok güzel bir geceydi gerçekten. Hiç, o kadar talep olacağını hiç beklemiyordum ama çok güzel bir gece oldu gerçekten. Evet, o gecede üniversite için para toplandı. Evet. Önemli bir geceydi Sinop Üniversitesi evet. için. Biz de onu yayınladık zaten. Tekrar hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben seni yerine alıyorum. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün bayram özelde genç pop starımız Utku'yla sık sık bir arada olacaksınız ve onun güzel sesinden canlı performansla çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz ve bu arada Utku'ya eşlik eden orkestra elemanlarına da hoş geldiniz diyorum ve bayramınız kutlu olsun sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da birçok insanımız ekonomik zorluklar çekiyor. Fakat ekonomik zorluklar acaba her şeyi engelliyor mu? Bu ekonomik zorluklar hayat boyunca insanların mülk edinmesini engelliyor mu? İşte bu konudaki soruların yanıtlarını Almanya'dan bu programımız için özel olarak gelen DEVA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güner Çakıroğlu yanıtlayacak. Güner Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yolculuk iyi geçti? Bayramda Almanya'da mıydınız yoksa? Almanya'daydım bayramda. Dün akşam geldim. Buradan da bütün bizi izleyenlerin, bizim üyelerimizin ve bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Özellikle konut sahibi olmanın yolları konusunda size sorularımız olacak. Şufalı olanlar dahil konut sahibi yapabiliyoruz diye söylüyorsunuz. Evet. Biz bunu tanıtımda şufalı olanlar konut sahibi olabilir mi, olamaz mı sorusunu sorduk. Ama daha program başlamadan siz bana verdiğiniz bilgiler çerçevesinde şufalılar da konut sahibi olabiliyor demiştiniz. Evet. Bunları çok ayrıntılı anlatacaksınız tamam. Değil mi? Evet. Peki. Efendim biliyorsunuz ki özellikle son yıllardaki ekonomik krizler ki 90 sonrasında Almanya'nın da içine düştü ekonomik krizden sonra. Şimdi toparlıyor Almanya yavaş yavaş. Ama özellikle emekli maaşlarında günün koşullarına göre gerçekten emekli maaşları günün koşullarına ayak uyduramıyor. Peki bunun çözümü yok mu? Evet, bunun çözümü var. İkinci bir emeklilikle var. Üstelik öyle bir ikinci emeklilik ki bu emeklilik parasına hiç kimse dokunamıyor. RİSTER adı verilen bu emeklilik sistemi ki devlet de buna katkı sağlıyor. Çalışma Bakanlığı'ndan RİSTER'in hazırladığı bir yasa tasarısıydı. O nedenle adı RİSTER emeklilik. Fakat bu emekliliğin avantajları neler? Nasıl emekli olunabiliyor? Bunların soruları, bu soruların da yanıtlarını yine Almanya'dan gelen konuğumuz Cafer Cebe yanıtlayacak. Cafer Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz RİSTER emeklilik konusunda bayağı ciddi bir birikiminiz var. Muhtemelen de programı gereken artı bir de çalışma yaptınız mı? Öyle yaptık efendim. Çünkü insanlara doğru bilgi vermek gerekiyor. Şimdiye kadar Almanya'da insanlarımızın çektiği en büyük sıkıntılardan biri konuya ilişkin yeterli bilgisi olmayan insanların sürekli insanlara eksik bilgiler vermesi ve bu eksik bilgiler sonucu da insanların mağdur olması söz konusu oldu. Bu nedenle de tabii böyle bir programa çıkarken insanlara doğruları aktarabilmek, onların karar vermesini kolaylaştıracak bilgileri onlara aktarmak evet. gerekiyor. O nedenle de hazır olmak Şimdi gerekiyor. Şimdi bayramın dördüncü gününde özellikle insanların geleceğini ilgilendiren bu iki konuda sizlerle konuşmak gerçekten keyifli olacak. İnanıyorum ki çok sayıda izleyicimiz de sizleri büyük bir merakla dinleyecekler. Ve ben de size RİSTER emeklilik konusunda yoğun sorular yönelteceğim. Bu arada tanıtımlarımız dönerken beni SSK, Sosyal Sigorta Kurumu Yurtdışı İşçi Sorunları Daire Başkanı